Onlar görmüyorlar mı ki gerçekten yeryüzüne yönelip onu uçlarından eksiltiyoruz? Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip uçlarından noksanlaştırıyoruz? Bu iki ayet-i kerimede yeryüzünün uçlarından eksildiğinden ve noksanlaştığından bahsedilmektedir. Acaba gerçekten de yeryüzü uçlarından noksanlaşıyor mu? Bu noksanlaşmanın manası ne olabilir? Bu konuda bilim adamları ne demektedir? NASA'nın verilerine göre dünyanın ekvator yarıçapı 6378,5 kilometre iken kutuplardan yarıçapı 6357 kilometredir. Bu, yaklaşık %0,3'lük bir fark demektir. İşte ayet-i kerimedeki uçlarından eksiltiyoruz ve uçlarından noksanlaştırıyoruz ifadeleriyle kutuplardaki bu basıklığa işaret edilmiştir. Ayrıca şu noktaya da dikkat çekiyoruz ki, ayet-i kerimede eksilttik ifadesi yerine eksiltiyoruz ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden anlıyoruz ki eksiltilme hala devam etmektedir. Eğer ayet-i kerimede eksilttik denseydi, dünyanın ilk günden itibaren bugünkü şeklinde yaratıldığını anlayabilirdik. Eksiltiyoruz ifadesi ise bir süreç sonunda oluşumu anlatmaktadır. Yani eksiltilme hala devam etmektedir. Kur'an'ın bu ayetinden çıkan şu iki nokta, dünyanın yaratılışı ile ilgili bulgularla tam uyum içindedir. 1. Dünyanın uçlarından eksilme olmuştur. Gerçekten de dünya kutuplardan basık, ekvatorda ise şişkindir. Ve bu eksilme, ayet-i kerimelerde ifade edildiği gibi hala devam etmektedir. 2. Dünya ilk oluşum anında şu andan farklıydı. Zamanla bir süreç sonunda uçlarından eksilme olmuştur. Bu, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gerçekleşmiştir. Kur'an'ın incelediğimiz ayet-i kerimelerinden çıkan bu sonuçta bilimsel bulgularla tam bir uyum içindedir. Ayet-i kerimelerde bu noktaların dışında başka bilimsel gerçeklere de işaret edilmiştir. Bunlardan biri, dünyanın dönüşüyle beraber dünyanın etrafında az da olsa sürekli bir madde kaybının olduğudur. Ayet-i kerimelerdeki eksiltiyoruz ve noksanlaştırıyoruz ifadeleri, dünyanın etrafındaki bu madde kaybına işaret etmektedir. Bilim adamları, Kur'an'ın bu işaretini de doğrulamış ve az da olsa dünyanın etrafından sürekli bir madde kaybı oluştuğunu kabul etmişlerdir. Yine bu ayet-i kerimeler bir başka yönden de yeryüzündeki karaların azalmasına bakmaktadır. Manhattan'da bir NASA araştırma merkezi olan Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü'ndeki bilim adamları, kutuplardaki buz tabakalarının erimesiyle okyanuslardaki deniz suyu seviyesinin yükselmekte olduğunu keşfettiler. Artan su miktarı ise daha fazla karayı kaplamaktadır. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça yeryüzünün toplam yüz ölçümü veya kara miktarı da azalmaktadır. Demek ayet-i kerimelerdeki eksiltiyoruz ve noksanlaştırıyoruz ifadeleri, deniz kıyılarının sularla kaplanmasına ve yeryüzündeki karaların azalmasına da işaret etmektedir. Şimdi şu noktayı bir düşünelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemdeki insanların ayet-i kerimelerde anlatılan bu bilimsel gerçekleri bilmeleri mümkün değildi. Hatta günümüzde fizikle ciddi bir şekilde ilgilenmeyen kişilere
kendi ekseni etrafında dönen bir cismin kutuplarda basıklaşıp basıklaşmayacağından, yeryüzündeki karaların azalmasından, kutupların basıklığından ve yeryüzündeki madde kaybından sorun, cevap alamadığınızı göreceksiniz. Bu bilgi, günümüzde bile fiziğe veya dünyanın oluşumuna özel ilgisi olanlarca ancak bilinmektedir. Peki bu bilgilerin 14 asır önce nazil olan Kur'an'da geçmesini neyle izah edebiliriz? Bu kitabı okuma yazma bilmeyen bir beşere isnat edersek, bu kitaptaki bilimsel haberlere ne diyeceğiz? Bu zat, asrımızda ancak keşfedilebilen bu bilimsel gerçekleri 14 asır önce kendi başına mı keşfetti? O halde Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasından başka bir seçenek var mıdır? Asla yoktur. Dine karşı yapılan saldırıların çoğalmasına karşı, Kur'an'ın bilimsel mucizelerinin bu asırda ortaya çıkması, Allah'ın bu saldırılara karşı mümin kullarına bir yardımı ve bir desteğidir. Günümüzde uzayın ve dünyanın sırları daha çok anlaşılmakta, böylece hem Allah'ın sanatı hem de Kur'an'ın mucizevi beyanları daha iyi anlaşılmaktadır. Evet, Kur'an kainatı okuyor. Dinlemesini bilenlere.